Malatya'dan tekrar merhaba. Devlet Demiryolları garındayız ve görüyoruz ki buradaki tüm çalışanlar tıpkı tüm imkanlarda olduğu gibi tüm çalışanlar da bütün güçlerini depremin yaralarını sarmak üzere seferber etmişler. Şimdi yanımızda Devlet Demiryolları çalışanı bir abimiz var. Sizi tanıyalım. Benim ismim Ramazan Ertunç. 33 yıllık tren teşkil memuruyum. Kanalınız için, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ulusal kanalında özellikle severek izliyorum. Bir tek şunu söyleyelim, yani devletimize güvenelim, devletin yaptığı konutlara güvenelim. Bak Malatya'mız yerle bir oldu. Şu anda sadece TOKİ'ye bizim umudumuz kaldı. TOKİ'nin de yaptığı, devletimizin yaptığı konutlar. Devletimize lütfen sahip çıkalım, devletin yaptığına güvenelim. Hep birlikte bu devletimize sahip çıkalım. El birliği yapalım. İnşallah büyük bu hadiseden Allah'ın izniyle kurtulacağız. Evet. Şimdi burada görüyoruz bütün vatandaşlarımız garımızın çeşitli bölümlerine yerleştirilmiş durumdalar. Biraz 12-24 saat devlet demirleri şu anda görevin başında. Hepimiz elimizde gelen çabayı gösteriyoruz. Vatandaşımıza, personelimize elimizde gelen bütün yardımı yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu yıkımın altında Allah'ın izniyle kalkacağız. Evet. Yeter ki devletimize güvenelim. Evet. Devletin yaptığı TOKİ'ye şu anda Malatya'nın bir tek umudu TOKİ'nin evleri kaldı. Bunu da yapan devletimiz yaptı. Müteahhitlerin yaptığı bütün binalar yerle bir oldu. Tabii sadece TOKİ değil, yani bütün alanlarda aslında devletin elini... Aynen. Devletin, gerçekten... Devlet Demiryolları mesela bugün Devlet Demiryolları devletimizin bel kemiğidir. Şu anda Sivas, Malatya yolumuz açık. Bu da açık olmasaydı Malatya tamamen çökecekti. Değil mi? Evet, tren yolunda, daha doğrusu demir yollarını nasıl etkiledi deprem? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Özellikle bizim Adana, Malatya hattımız şu anda tamamen çöktü. Evet. Sadece Sivas, Ankara, Malatya hattımız, bir de Elazığ hattımız şu anda faal çalışıyor. Bunlar da eğer çökseydi zaten Malatya tamamen bitecekti. Yani şu anda Sivas, Ankara hattımız açık, Allah'a çok şükür. Evet, evet. Bu da tabii çok yoğun bir emek, çok yoğun bir çaba. Bütün müdürlerimiz, amirlerimiz, personel 24 saat görev başında. Yani bir taraftan tabii buradaki iş araçları da deprem bölgelerine gönderildi. Buradaki vagonlarımızı, dışarıdaki vatandaşlarımıza, personellerimize hepsi hizmetlerinde. Evet. Yani en ufak sıkıntımız yok. Çalışmamız devam ediyor. Gece gündüz elimizde geleni yapıyoruz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun, Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Geldiğiniz için hoş geldiniz. Kanalınızı da severek izliyorum. Devletimize güvenelim. Var olun. Sağ olun. Var olun. Biz de milletimize güveniyoruz. Sağ olun. Evet, Malatya'dan şimdilik bu kadar. Biz yeni bağlantılar yapmaya devam edeceğiz.